Değerli izleyenler, iyi akşamlar dileklerimle bir yörüngede daha sizlerle beraberiz. Bu akşam konuğum Profesör Doktor Sayın Celalettin Yavuz, aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi Hatay Milletvekili aday adayı. Hocam hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim Kemal Bey. Nihayet artık işte aday adayı olduğumuzu resmen açıklayabilecek bir durumdayız. Hani benim için de telaffuzu biraz güç oldu. Biz her zaman iç ve dış siyaseti masaya yatırırken bu akşam farklı bir ünvanla da tanıtmak zorunda kaldım. Evet. Aday adayı kimliğinizle açıkladık olayı. Evet. Şimdi aslında daha önceden sevgili izleyicilerimiz, Hataylı hemşehrilerim, kardeşlerim, burada bir iki defa siz sorunca ben de kaçamayacağım için. Evet, tabii ki potansiyel. Evet, son programda küçük bir süfle vermiştik. Evet, mutlaka aday adayı oluruz demiştim. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin danışmanıyım ve Hataylıların da tanıdığı birisiyim. Hataylı ile ilgilen birisiyim diyerekten yapmıştım. Şimdi dün artık 12 Mart itibariyle biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi'nin aday adaylık süreci kayıtlarla birlikte tamamen başladı. Biz de bunu yaptık ve dün ayrıca da gene partimizin Hatay İl Başkanlığı'nın almış olduğu bir karar gereği Antakya'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin İl Başkanlığı binasında dün basın önünde açıklamamı yaptım. Bu vesileyle de İl Başkanımız Lütfü Kaşıkçı Başkan'a, bizi yalnız bırakmayan Dört Yol Belediye Başkanı Sayın Yaşar Toksoy'a, Antakya İlçe Başkanımız Mehmet Ali Yıldırım'a, Kadın Kolları Başkanımıza, bizi oraya desteklemek için gelen tüm partili ve dost ve akraba ve eşlerine bu vesileyle bir teşekkürü borç biliyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bununla ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Lütfen. Dün bu güzel açıklamayı yaparken bir de şeyi öğrendik. Eski MHP'nin eski il başkanı, Hatay İl Başkanı Adnan Aktaş bir kaza geçirmiş bir arkadaşıyla beraber. Yüce Rabbime şükürler olsun ki bu kazada sadece olan arabayı olmuş, canlarına bir şey olmamış. Çok bu vesileyle de kendilerine de geçmiş olsun diyorum. Ben de bu güzel temenniniz için teşekkür ediyorum. Ben de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum Sayın Aktaş'a. Evet hocam, açıklama geldi, resmi açıklama geldi ağzınızdan. Az önce de söyledim, biz hep iç dış siyasette ne var ne yok masaya yatırıyorduk. Aslında konuşulacak bir dolu konu da var. Hemen hatırıma geliyor yakın geçmişte işte Süleyman Şah Türbesi'nin kaçırılması. İç siyasete baktığımızda MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın önce istifa edip sonra tekrar göreve başlaması. Ama bu arada sizin kendi seçim çalışmalarınız da çok önemli tabii. Dilerseniz onlardan birer cümleyle bahsetmek isterseniz gerek Süleyman Şah Türbesi'ne. Yani Kemal Bey, ben onlarla aslında hazırlıklı olarak gelmiştim. Onu birer cümleyle geçiremiyoruz. Uzmanlık alanınız tabii olduğunu biliyorum hocam. Tabii. Biz o konulara derin derin giriyorduk ama. Yani ben buraya aday adaylığı konusunda değil, onlar üzerine gelmiştim ama aday adaylığı deyince bunu güzel bir jest olarak aldım. Size de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi Süleyman Şah Türbesi olayında birkaç cümleyle şunu söyleyeyim. Lütfen. Bu bir zafer değildir, bir kaçış harekatıdır. Kimseyi kandırmasınlar. Ve bu aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin yahut da AK Parti hükümetinin Suriye politikasının baştan sona yanlış olduğu, sıfırı tükettiğinin bir sonucudur. Şimdi çok çeşitli şeyler söylenebilir. Oradaki Süleyman Şah Türbesi'ni bekleyen 38-39 civarında asker vardı bildiğim kadarıyla. Evet. Bunların bir yakın tehdit altında olduğu anlaşılıyor. Olabilir. Ona bir şey söylemiyorum. Ama şu var. Bunlar Esad rejimiyle kopuk olduğu için AK Parti hükümeti bunları koru diyemedi onları. Eğer Esad rejimiyle bu kopukluk olmasaydı buradaki bizim şeyimiz var. Anlaşmalar gereği bunun iç değil ama diğer dışında senin toprakların içerisinde diyerekten buranın korunması sana aittir demesi lazım. Bunu diyemedi. Peki koruyamadığı zaman Türkiye bunu koruyamaz mıydı? Yapardı. Şöyle bir şey. Örneğin Saddam Hüseyin'in Irak'ta diktatörlüğü sırasında 1926 anlaşması, Ankara anlaşmasının gereği her iki ülkede sınırın 75 kilometre işlerine kadar asayiş vesaire konularını sağlamak mecburiyetinde. O zaman eşkıyalık var, bunlar var. Evet. Eğer sağlayamaz, yani sağlayıp hatta kaçanları da ülkeye teslim ediyordu. Saddam'a biz bunu söyledik Kandil'deki PKK terör örgütü için. O da ben bunu yapamıyorum, istiyorsan sen gir dedi ve vızır vızır 80'li 90'lı yıllarda girdik hatırlayalım. Aynı şey Suriye'de şu anda benim gördüğüm kadar Esad rejimi henüz daha toparlanıyor. Belki orayı askeri olarak koruyamayabilirdi. Türkiye, Esad rejimini o zaman sen bunu koruyamazsan ben bunu koruyayım demesi lazımdı. Bunu da söyleyemiyor. Çünkü Esad rejimini en fazla devirmek isteyen, en istekli devlet yahut da bu devletin hükümeti AK Parti hükümeti.
Bu sebeple bunu söyleyemedim. Sonra yakın tehdit altında olduğunu gördük. Üstelik bu tehditlerin ne yazık ki yeşermesinde AK Parti hükümetinin, dolayısıyla Türkiye'nin de dahli var. Böyle bir şey oldu. Yani bunu bana göre doğrusu şu olabilirdi. Mecliste gerekirse bir kapalı oturum yapabilirler. Kapalı oturumda bu konuşulurdu. Ha, dayak yerdi AKP. Tamam mı? Yani yemesi de lazımdı. Birisi diyecekti ya ne yaptınız diyecekti. Suriye'deki, Suriye politikanızın geldiği noktaya bak şimdi. Yani ya biz buraya gideceğiz ya da gitmezsek bunlar ölecek. Bunlar şehit olacak diyecekti. Bunun kararı verilecekti. Karar ne olursa olsun Yüce Meclis'te tartışıldıktan sonra çıkacak. Benim görüşüm bu yönde. Bu bir zafer falan değil. Bu bir kaçış harekatıdır. Bu bir AK Parti hükümetinin resmen ve resmen Suriye politikasındaki yenilgisidir. Ne yazık ki o yenilgi sadece AK Parti'ye değil, Türkiye Cumhuriyeti'ne rücu oldu. Kabul edemez yanı budur. Evet. Başka Hakan Fidan dediniz. Evet, MİT Müsteşarı. MİT Müsteşarı, yani Türkiye, yani Muz Cumhuriyetleri gibi yönetilmeye başladı artık. Ben böyle şeyi anlamıyorum. Hakan Fidan'ın MİT Müsteşarı'nı beğenen birisi değildim. Çok da kritik etmişimdir. Ama müsteşar yapmışsınız. Sonra müsteşar istifa ediyor. Tamamen kanuni bir şekilde milletvekili adayı olmak istiyor. E Cumhurbaşkanı çok kırıldım bilmem neydi falan. Başbakan istiyor. Arkasından ne olduysa araya bir şeyler giriyor. Gazetelerin yazdığına göre MİT Müsteşarı tekrardan gidiyor. MİT Müsteşarı'na tekrar başlıyor. Böyle bir şey olur mu ya? Burası hakikaten yani Patagonya falan değil. Türkiye Cumhuriyeti üzeri 2500 yıllık devlet yönetme geleneği olan bir ülkeden bahsediyoruz. O zaman vatandaş şöyle düşünmez mi? Acaba şey Hakan Fidan neden MİT Müsteşarlığına geri döndü? Ben şöyle düşünüyorum. Yani güvenlik politikası uzmanı olarak, terörle uğraşan birisi olaraktan bu diyorum ta Oslo sürecinden beri işte PKK ile görüşen, ondan sonra İmralı'da da özellikle Öcalan'la görüşen, PKK terör elbisesiyle görüşen birisiydi. Bunun tekrar yerine dönmesi Öcalan istedi. İmralı istedi, tekrar yerine döndü diye düşünüyorum. Aksini söyleyecek olan varsa söylesin. Başka bir şey düşünülebilir. Çünkü İmralı'dan ne istedilerse bu hükümet evet dedi. Ben de burada bunu görüyorum, kusura bakmasınlar. Yani Hakan Fidan başka türlü oraya dönmedi. Eğer döndüyse bunu söylemeye dilim varmıyor. O zaman Cumhurbaşkanı'nın kara kutusu derler. İşte bir şey gizli bilgilerini biliyor vesairedir. Buna girmek istemiyorum. Bu tip şeyler benim bir bilim adamı olarak yakıştırmak isteyeceğim şeyler değil. Ama MİT Müsteşarı'nın yeniden göreve dönmesi eskilerin tabiriyle ayarını mani, efradını cami olmamıştır. Hiç iyi olmamıştır. Türk devlet yönetme geleneğine son derece ters bir şeydir. Zaten AK Parti hükümeti döneminde ne yazık ki bu şeyler devlet yönetme geleneği. İyi olan şeyler alt üst oldu. Yani iyiler kötüyle, doğrular yanlışla yer değiştirdi. Bu da onlardan bir tanesi diye düşünüyorum. Anlıyorum. Hocam aslında konuşacak bir dolu konu var ama şu anda artık aday adaylığı sürecindeyiz. İlinizdesiniz. Aslında dış politika konusunda uzmanlığınızı gayet net biliyorum. Bununla ilgili kaç program yaptık sayısını dahi unuttum. Herhalde bu 10 programın üstüne çıkmışızdır. Valla ben bir keyifle yapıyordum. İnşallah hemşerilerim de zevkli izliyorlardır. Bilmiyorum size gelen izlenimler hocam, nasıl. Hocam hemşerilerinizi zaten bilgilendirmek adına her programın %25'ini yaklaşık %30'unu Hatay'a ayırıyordunuz. Biz dış politikayı değerlendirirken bile yine Hatay vardı. Yerel gazetelerde zaten yazılarınızı takip edenler var. Hatta aylık Hatay dergisinde Life'da dahi yazılarınızı görüyoruz. Bir fotoğraf karesinde de ikimiz birlikte çıkmışız. Evet, evet. O da benim için hoş bir anekdot. HRT'yi de oraya taşıdık. Evet, HRT'yi de oraya taşıdık. Evet hocam, ama gündeme gelecek olursak zaten bu konuları biz zaman zaman sizinle tekrar masaya yatıracağız. Ama şu anda seçim öncesindeyiz ve siz de artık harıl harıl seçim çalışmalarına başladınız. İlk sorumu şöyle sorayım hocam. Neden Milliyetçi Hareket Partisi oldu Celalettin Yavuz adına? Ben Milliyetçi Hareket Partisi'nde daha önceden biliyorsunuz 2004 yılında emekli oldum. Ben emekli Deniskurmay albayım aslında. Yani muharip bir subaydım. Daha sonra 2004 emekli olduktan sonra önce Türk Ocağı'na girdim. Genel başkanlıkta. Hars heyetine, kültür heyetine seçtiler beni. Güzel çalışmalar yaptım. Ama biraz durağandı çok iyi olmasına rağmen. Biraz daha hareketli olsun dedim. Sevdim de yani bu arada. 2007'nin başına itibaren de Milliyetçi Hareket Partisi'nde ARGE'ye girdim. Ve 2011'in, düzeltiyorum, 2007'nin sonunda beni o dönemdeki ARGE Başkanı, Milliyetçi Hareket Partisi'ne Sayın Genel Başkan Doktor Devlet Bahçeli'ye çıkardı. Sonra Devlet Bey'e o zamanlar 4-5 haftada bir
dış politika ile ilgili veya terörle ilgili raporlar sunuyordu. Zaman içerisinde sıklaştı bu. Bildiğiniz gibi 2011 yılında da ben Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday adayıydım. Aday olamadım ama küsmedim ve bu defa Suriye krizi başlamış. Hatta baş danışmanlarından birisi vardı, onunla konuştum ne yapacağım diye. Abi dedi, şimdi biz dedi sahaya iniyoruz dedi. Karargah boş dedi. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın Genel Başkan burada yalnız kalıyor. Ama dedi dünya dönüyor, Türkiye'nin problemleri de var, seçime rağmen bunlar devam ediyordu. Bak dedi bu Arap Baharı bilmem ne Suriye'de şeyler başladı. Bunlar da senin iyi bildiğin şeylerdir. Sayın Genel Başkanı bu konularda iki haftada bir, gerekirse haftada bir bilgilendir dedi. Biz böyle başladık. Sayın Genel Başkan da öyle yaptı. Bir taraftan da hafta sonlarında buraya geldim. O zaman Düşünce Kuruluşu TÜRKSAM'ın da başkan yardımcısıydım. Hafta içinde oradaydım. Hafta sonlarında buraya gelip seçim çalışmalarında katıldım. Şunu söyleyeyim sorunuzun cevabını. Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri Doktor Devlet Bahçeli, önce milletim ve devletim, sonra kendim ve siyasi partim gelir diyen bir insan. İşte beni en çok cezbeden bu partide bu olmuştu. Ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu milletin ve devletin bekası, geleceğe, refahı için tek adres gördüğüm, ilk adres gördüğüm yer için, yer olduğu için söylüyorum. Bunu bana özellikle Hatay'daki çok kıymetli Alevi kardeşlerime söylüyorum. İskenderun'da bir Alevi cemaatiyle birlikteyken, onun çok değerli kardeşlerimizle bir aradayken, bana Milliyetçi Hareket Partisi'ni anlatır mısınız demişler. Önce kendimi anlattım. Sonra da kendi istekleriyle bir araya gelmiştik. Evet. Önce kendimi anlattım. Sonra Milliyetçi Hareket Partisi'ni anlat dediler. Sonra anlattım. Ayrılırken 2,5 saatin sonunda müthiş iltifatlarla ayrıldık yanlarından. Çok zarif insanlardı. Ama iltifatlar güzel ama biz bilim adamı olunca kafamızda bir soru işareti de oluyor. 2-3 gün sonra bir daha aradım onu. Dedim ya bunlar iltifat mıydı neydi filan dedim. Soruyu aç, şey konuşmayı açmak için. Yok hocam dedi. Her şey aynen öyleydi dedi. Size önce söyleyeyim biz aramızda konuştuk dedi. Siz %90 dedi. Bir kere önceden subay olduğunuz için dedi. Bir de kurmay subay dedi. Bir milletini, vatanını son derece seven bir insansınız. Bunu gördük dedi. %10'da siyasetçisiniz dedi. Onu biliyorum. Zaten bana göre siyasetçiliğim %10'sa bu benim artılarım da demektir. Çünkü şöyle söyleyeyim. Çekirdekten yetişmiş bir siyasetçi değilim. Tabii ki siyasetin kendine göre denge durumları vardır. Ama siyasette de her gün yeniden bir şeyler öğreniyorum. Bana göre siyaset bir kere uzlaşma sanatıdır. Sorunuzun tekrar cevabını verirken bu Alevi kardeşimizin söylediğini söylüyorum. Dedi ki sen onu bırak hocam dedi. Bana 15-20 sene önce birisi çıksa dedi. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için dedi ilk adres Milliyetçi Hareket Partisi ve Devlet Bey deseydi Devlet Bahçeli hadi ya sen de derdin. Ama şu anda öyle dedi. Kemal Bey gerçekten böyle. Ben ilk adres gördüğüm için buradayım. Ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin çatısının altında bu işin, bu Türkiye'nin, milletimizin daha huzurlu ve refah içerisinde yaşayacağına inanıyorum. Milliyetçiliğin ayaklar altına alınmamasını istiyorum. Bu millete İstiklal Marşı'nın bir daha çaldırılmaması yahut da bestelenmemesi gerektiğine inanıyorum. Bu vesileyle 12 Mart'ta biliyorsunuz dün aynı zamanda İstiklal Marşı'nın da kabul günüydü. Bu İstiklal Marşı'nın güftecisi rahmetli Mehmet Akif Ersoy'u ve marş haline gelmesinde emeğe geçen tüm herkese, onu destekleyen rahmetli Hamdullah Supi Tanrıver olmak üzere hepsini rahmet, sevgi ve minnetle, saygıyla anıyorum. Bu vesileyle evet. Bunu söylemiş olayım. Evet. Hocam siz dinlerken bir an beni geriye götürdünüz. TÜRKSAM adı geçti. Sizinle ilk tanıştığım dönemi hatırladım bir an. O zaman TÜRKSAM'ın kurucularındandınız ve ben de uluslararası güvenlik ve terör üzerine staj yapmak için sizden yardım istemiştim. Bir an birkaç yıl geriye gittim, birkaç saniye içerisinde. Evet. Evet Sayın Hocam, konumuz Hatay tabii ki ve bu şehrin dokusunu çok iyi bilen bir insan olarak. Dilerseniz önce Hatay'ın eksiklerinden mi başlayalım, sonra olması gerekenlerle mi tamamlayalım? Evet. 1,5 milyon nüfusu bir Hatay'dan bahsediyoruz. Büyük şehir olmuş bir Hatay'dan bahsediyoruz. Celalettin Hoca Hatay'la ilgili eksik gördüklerini bize bir anlatırsa sonra tabii. Da olması gerekenlerle tabii, çok konuşuruz. Tabii Kemal Bey, bu sorunuzun cevabını bana bir dört yolda bir gazete benden röportaj yaptı. Sorusu şuydu, Hatay'ın geleceğiyle ilgili planlarınız nelerdir diye. Bu tabii bir milletvekili adayının veya adayının
boyunu aşan bir cevap olur. Yani bu ne olur? Hatay'la ilgili bir kararı vermek için ne yapmanız lazım? Ya bir siyasi iktidar olacaksınız veya siyasi iktidar olmaya hazır olan bir siyasi partinin karar organları olacaksınız. Genel başkanı veya divan heyeti üyeleri olacaksınız. Evet. Veyahut da parti programında bunun olması lazım. İkincisi daha alt kademede olmak üzere büyükşehir belediye başkanı veyahut da büyükşehir belediye başkanı adayı olursunuz. Evet. Bunu söyleyebilirsiniz. Onun için o gazeteye söylemiş olduğum şey vardı. O da şu. Bu sorunun cevabını vermeden önce Hatay'ın belli başlı sorunlarını sıralamakta yarar görüyorum demiştim. Sizin sorunuz da bu bağlamda. Evet. Şöyle bir 16 tane çok karışık şey yapmıştım. Özetle geçmeye çalışayım. Hatay başta Yayladağ, Altınözü, Reyhanlı, Antakya, İskenderun ve Samandağ olmak üzere Suriye iç savaşı ile Türkiye'nin fiyasko ile devam eden Suriye politikasından büyük yara aldı. Hatay ekonomisi bu hasarı kaldırmakta zorlanıyor çünkü Suriye üzerinden Orta Doğu ülkeleri ticarette durdu. Bu niye bu şehirleri saydım, kasaba şey ilçeleri saydım? Şunun için saydım. Şey var, sınır kapıları var burada. Yayladağ sınır kapısı epeydir kapalı. Reyhanlı arada bir açılıyor, genellikle kapalı. Yani Suriye ile siz normal, legal ticaret yapamıyorsunuz. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bazı kaçak maçak oluyor ama Türkiye Cumhuriyeti bir illegalite veyahut da kaçakçılık memleketi değil. Yani bizim hukukumuza göre yasaların geçerli olduğu, legalitenin geçerli olduğu bir ülke olması lazım. Evet. Ve buna göre de insanlar ticaret yapmak istiyor. Suriye ile bunu yapamıyorsunuz. Esad rejimiyle buluştunuz. Sınır kapıları kapalı. Peki başka? Az önce söylediğim gibi Suriye üzerinden Orta Doğu'nun diğer ülkelerine ticaret yapıyordunuz. O da durdu. Hiç unutmuyorum mesela Antakya'nın mobilyacıları. Ben Suriye krizi çıktıktan sonra öğrendim. Buradan sanki şeye ve önemli de bir mobilya sanayi var Antakya'da. Onu da söyleyeyim. Beğenilen bir mobilya var. Özellikle Arap ülkeleri beğeniyor. Buradan Kayseri'ye gönderir gibi, İstanbul'a gönderir gibi telefon ediyorlar. İşte Abu Dhabi'den veyahut da Yemen'den veya Suudi Arabistan'dan. Bize şu 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 takımlardan yolla diyorlar kataloğa veya internetten yollar. Buradan devamlı kamyonlar vızır vızır veya tırlar bunu taşıyor. Şimdi bu durdu. Mısır'la ilişkiler bozuldu. Yani bu ilişkilerin şey için Suriye üzerindeki yol kapanınca acaba Mısır üzerinden olur mu diye Roro seferleri Mersin ve İskenderun'dan oluyordu. Mısır'la da ilişkileri bozduk. Bu ay içerisinde yanılmıyorsam 26 Mart'tan itibaren de Roro seferleri tamamen duracak Mısır. Bu da esnafa apayrı bir darbe. Tabii. Yani darbelerin haddi hesabı yok. Birincisi bu. İkincisi uzun oldu ama kısa kesmeye çalışıyorum. Suriye'de sığınmacılar olayı var. Kaçakçılık, asayiş sorunu, ucuz işçiliğin yarattığı sorun, Suriyeli kızların ve genç kadınların adeta satılarak kuma verilmesiyle yaşanan sosyolojik bir sorun var. Bunlar her biri ayrı ayrı açılması gereken şeyler. Evet. Ben yanlış anlamayın. Suriyelilerden, Suriye sığınmacılardan belki hoşlanmayanlar vardır. Ama bunlar insan netice itibariyle. Bu insanlar oradan kendiliklerinden kaçıp gelmediler. Oradaki bir iç savaştan kaçtılar. Sadece Esad rejiminden kaçmadılar. Esad rejimiyle sözde onu devirmek için mücadele eden ve Türkiye'nin de desteklediği, AK Parti hükümetinin de desteklediği bazı kuruluşların sonradan illegaliteye dönmesi, hukuk dışı davranışlar, korkutması veyahut da namusuna, şeyine, malına, mülküne tasavvut etmesi sebebiyle de bunlar Türkiye'ye geldiler. Şimdi bunlar Türkiye'nin üzerine, sadece Türkiye'nin üzerine değil, aynı zamanda sınır illerden Hatay'ın üzerinde büyük bir yük oldular. Geldikleri gibi bir kısmının gelirleri bitti. Evet. Paraları yok bunlar, çoğu yoksul insanlar. Ne olacak? Ucuz işçilik oldu. Veya genç kızlar, kadınlar dedim. Bu ben bir kız babası olarak da bunu kabul etmem mümkün değil. Hakikaten büyük bir sosyal yara. Bunlar var. Üçüncüsü, Hatay'ın Büyükşehir Belediyesi olmasının olduğu için, ilk olduğu için bununla ilgili sorunlar var. Ben bunun zaman içerisinde çözülecek ama şöyle söyleyeyim. Hataylılar bilinçlendirilmeden, Hatay belediye başkanları veya belediye çalışanları bile bilinçlendirilmeden bu hemen alındı. Hatay'ın kucağına bir büyükşehir belediyesi oturtuldu. Evet. Deneme yanılma yoluyla öğrensin dendi. Bu ölecek şey. Ciddi bir devlet anlayışında deneme yanılma yolu olmaz. Bunu bir pilot bölge haline getirirsin. Başlar ve ondan sonra yapardım. Bu, ama ayrıntı olduğu için girmiyorum. Birçok ilçede birçok sorun var. Az önce siz dediniz yayına girmeden önce Hatay'ın yolları yapılsın filan dediniz evet. Birisi için. Bir aday adayımız galiba. Evet. Hatay'la ilgili çok güzel düşünceleri varmış makro da. Makro projeler kulağa çok hoş geliyor hocam ama bir de gerçeğe bakmak gerekiyor.
Tabii projeleri ancak dediğim gibi siyasi iktidar olacak kişinin, olacak olan partinin programında olur. Herkes kafasında, her milletvekili gelip de şunu yapacağım diyemez. Onu derse Kayseri'ye de liman yapacağım der. Ha, yapar da deniz limanı değil, havalimanı yapar. Evet. O olur. Dördüncüsü, Ova'da, Hamik Ovası'nda çiftçi teşviklerden istifade edemiyor. Kaçak mazot olması halleri perişan. Erzin 4 yıl Samandağ sahil şehrinde narenciye üreticileri perişan. Tam anlamıyla. Hele Erzin var ya. Erzin'de bir de çek olayı çıkmış. Bir şirket var, herkesini dolandırmış. Ve bildiğim kadarıyla şu ana kadar bana ulaşan ya 700-800 milyondan bahsediliyor. TL'den bahsediliyor. Çok ciddi rakam. Çok bir ciddi bir rakam. Erzin'de kardeşlerim beni aradılar. Aman hocam dediler, şununla ilgili bir yazı yaz dediler. Tam toparlayamadım. Yani yazı yazacak kadar bilgim yok. Yani bir makaleyi dolduracak kadar yok. Ama Erzinliler gerçekten perişan durumda. Zaten ucuza sattık diyorlardı narenciyeyi. Bunu ucuza sattıkları narenciyenin parasını da alamaz hale gelmişler. Bir ilaç bayinden öğrendim. O da borçlanmış. Ana bayiden ilaç almış. Şimdi ilaç mevsimi geldi. İlaç verecek ama paraları tahsil etme dönemi, paraları tahsil edemiyor. Topluca bir... aynı firmaya mı satmışlar hocam? Yani ürünleri? Özellikle bir firma var ki böyle olmuş. Çekleri karşılıksız çıkıyor. Böyle bir durum var. Başka bir şey, Erzin Dört Yol bölgesinin inşa edilmesi planlanan termik santraller vardı. Bunlar bölgenin çevresine vereceği zarar var. Yani insan, belki söylemişimdir daha önce, aslan yatağından belli olur derler ya. Aynen. Bu sadece evimizin odasındaki yatak değil veya evimiz değil. Çevremizdir, yaşadığımız yerdir. Yani yaşadığımız sokaktır, mahalledir, şehirdir, semttir ve ildir. Bunu böyle görmek lazım. Bunun ovasıdır, nehirleridir, akarsularıdır, denizidir, dağlarıdır, ormanıdır. Bu bizim yatağımız. Bunu bilemeyen bir bilinç var. Onu söylüyorum. Bir başkası, İskenderun Samandağ arası turistik bölge olarak ayrıldı. Ancak İskenderun Arsuz arasında yıllarca süren inşaatın sonunda sahil yolu yapıldı. Ama bu yol ne yazık ki turizme hizmetten çok uzak. Sahilin yanlarından hemen. Yani plaj milaj yapamayacağın şekilde sahil şeridini doldurarak yol yaptılar. Tamam, bitti, bir şey demiyorum. Devamı var. Devamı da Arsuz'dan Samandağ mesela güzel bir sahil şeridi var. İnşallah orada bu yanlışlığı yapmazlar. İnşallah yolu biraz daha içeriden yaparlar da sahilde otel yapacak, plaj olacak yerler bulunur. Yani dikine yollar yaparlar denize doğru. Ana yol içeride olur. Diliyorum öyledir, böyle olur. Ama hala bu yolu bitiremediler. Yani Türkiye'nin her yerine yol yapıldı. Birisi diyor ki, ya diyor 7-8 ayda diyor kocaman Aksaray bitti diyor. Bu yollar niye bitmiyordu? Bunu söyleyen Hataylı kardeşim haksız mı? Bunlar var. Sonra Arsuz demişken, hani turistik bölge oldu diyor. Evet. Burada Arsuz'da kesilen elektrik kısıntılarına birkaç defa değinmiştim. Ben Marmaris'te elektrik kısıntısı yapılmıyorsa, sıkıntısı çekilmiyorsa, kesinti yapılmıyorsa aynı şeyi Arsuz'da da isterim, Samandağ'da da isterim. Ben Bodrum'da elektrik kesintisi yapılmıyorsa, Çeşme'de yapılmıyorsa aynısını madem turistik bölge, Arsuz'da da, İskenderun'da da, Samandağ'da da isterim. Aslında Hatay'ın tamamında isterim de, yani siz işte dünyadan turistler geliyor diyorsunuz Çeşme'ye, Çeşme'ye, Bodrum'a, Marmaris'e diyorsunuz. Burada elektrikler kesilmiyor ama gene turistik bölge dediğiniz Hatay'daki bu yerlerde kesiliyor. Ondan sonra da Hatay'a işte yılda 250 bin turist geliyor. Bunu nasıl arttırırız diyorsun. Üstelik de bir yıl tarihi şeyleri var. Özellikle olaraktan Hristiyanlar için bu, evet, Saint Pierre Kilisesi vesaire düşündüğümüz zaman çok şeyler var. O zaman 250 bini geçemezsin işte. Turist çift maksatlı gelir. Hatta üç maksatlı gelir. Bir, tarihi yerleri görür, dini yerleri görür. İkincisi, çocukların özellikle eğleneceği yerleri görür. Üçüncüsü de bunun dışında, denizin dışında da dolaşabileceği trekking, yürüyüş bilmem ne var ya, veya dağda filan bu tip, veya işte yamaç paraşütüymüş, şuymuş, deniz sporlarıymış, bunlar ağırlıklı olarak yapılır. Veya bazı yerlerde de işte gençler şeyden hoşlanıyor, trekking değil de işte bisiklet, bisikleti, arazi bisikleti veya arazi otomobili filan, bunlarla veyahut da işte bir golf sahası bilmem ne, bunlarla çeşitlendiriyorlar. Evet. Ama sahil dedik, bu sahilde de elektrik kısımlarının kesilmesi lazım. Galiba vakit hızla geçiyor. Hemen hızlanıyorum o zaman. Elektrik kesintilerine bahsettim. Hatay, nasıl ki Muğla, Antalya,
birinci sınıf vatandaşların yaşadığı yer ise İzmir ile Hatay'da birinci sınıf insanların yaşadığı yerdir. Burada da bu kadar sık kesilmemelidir. Bazı ilçelerde Hasta, Erzin, Samandağ gibi hala sel sebebiyle büyük zararlar. Antakya'da oldu biliyorsunuz. Geçenlerde arabaları şeyde gördüm. Harbiye'de bir takım yerler uçtu falan. Artık bunların geride kalması lazım. Yağmur yağdığında Antakya havalimanına ulaşım kapanıyordu. Neyse epeyce pompalarla bu işi çözmeye başlamışlar. Ama havalimanının doğal yerinde olmadığı bir gerçek ne yazık ki. Yağmurun az yağdığı yıllarda başta Antakya olmak üzere bazı ilçelerde su sıkıntısı çekiliyor. Bunların artık çekilmemesi lazım. Yani onun için de su kaynaklarımızın çok dikkatle kullanılması lazım. Biraz önce Erzin bölgesinden bahsetmiştim. Ne yazık ki Erzin bölgesindeki özellikle yer altındaki su hazneleri oradaki yapılacak sanayileşmeyle birlikte bozulacak. Buna bir şey de yapacak durumda değiliz. Dört yol payas Erzin bölgesinde mevcut iki tane havaalanı. Yani şöyle söyleyeyim, Antakya'da var, evet. Bir de Adana'da var. Hele Adana'daki şimdi Mersin tarafına kayacakmış. Ben dört yoldayken bu iki havalimanından istifade edemiyorum. Birisi 80 kilometre, birisi 100 kilometre. Çok uzak yani. Evet. Dört yolda yaşayanlar tam evet, ortada kalıyor. Yani Osmaniye organize sanayi var. Bir de madem ki Körfez'in batısını sanayi bölgesi yaptım. Böyle Toprakkale, Osmaniye bölgesinde falan bir havalimanına ihtiyaç var. Onu özellikle gördüm. Buna ihtiyaç var gerçekten. Sonra deprem kuşağındaki Antakya henüz kentsel dönüşümde fazla bir mesafe kat edemedi. Yani her yerde yaptılar. Antakya birinci derece deprem kuşağında. Bununla ilgili çok da fazla şeydi işte toplantılar yapıldı bilmem ne ama acaba depreme dayanıklı olmayan binaların sağlamlaştırılması yapıldı mı? Özellikle devlet binalarının. Bundan endişeliyim. Yani her gelen konuğuma bu soruyu yönetiyorum. TOKİ'nin bu da bir yani şeydir. Doğrudan milletin geleceğiyle ilgili, Hatay'ın geleceğiyle ilgili evet. Bir güvenlik politikası konusu da onun için söylüyorum. Bir ciddi yani, bir tehdit var orada. Yani insan canından daha önemli bir şey var mı? Aslında. Onun için söylüyorum. Biz de Hataylı kardeşlerimizin bu formülüne, sorunu formül bulmak istiyoruz. Sanayi bölgesi olarak düzeltiyorum. Ulaşımda sinyalizasyon demiryollarında hemzemin geçitlerinin bekleme yapmaksızın şey yapması lazım. Bir formül bulması lazım. Geçenlerde basın açıklaması yaptım. Dört yolda, dört yolun Özerli mahallesinin deniz tarafında üç tane hemzemin geçidi vardı. Ulaştırma Bakanlığı valiliğe yazmış. Burada demiş şey, burası uyumlu değil bilmem ne filanmış. Üçünü de kapatmış. Millet orada isyanlardı. Ben de gittim baktım. Gördüm hakikaten. Resimde çektirdim. Baktım. Hastası postası neyse olanlar var. Nasıl gidecekler? Çocukların şeyi var. Okula servisleri var. Bir de sahilden de yol kapatılıyor. Ama açık bile olsa çok uzun bir yol alıyor. Yani bu devirde artık demir yolların altından üstünden neyse köprü yapmak bu kadar zor bir şey mi yani? Yani tekrar diyorum 7-8 ayda kocaman herkese parmak ısırtan bir kişinin isteğiyle Aksaray'ı yaptıracaksın. Ama bu vatandaşın en basit ihtiyaçları için, hastası için, çocukları için buralara köprü yaptıramayacaksın. Şeye benziyor bu. Yani şu okullar olmasa milli eğitimi nasıl idare ederdime benziyor. Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı bu. Buna uyan valilik de, İçişleri Bakanı, vali de nasıl bilmiyorum. Yeni valide de dokunmaya başladım. Bu nasıl bir şeyse valilik onların hemzemin geçitlerini kapatıyordu. Olacak şey değil. Bunlar insanların hayatlarını rahatlatacak şeylerken zorlaştırmaya çalışıyorlar. Başka, bölgenin turizm potansiyeli olmasına rağmen dedim. Biraz önce söylemiştim. 250 bin çok az. Mardin kadar bile olmamıştı. Mardin bile içeride deniz kenarında değil. Deniz ulaşımı yok vesaire yok. 1 milyondu birkaç yıl önce turist sayısı. Hatay bunun hala 1/4 civarında. Bu kabul edilir bir şey değil. Mutlaka bu potansiyelin kullanılması lazım. Bazı ilçelerin hastane ve sağlık teşekküllerinde Erzin 4 yolu gibi sıkıntılar devam ediyor. Bunların da artık yaşadığımız dönemde bunların da çözülmesi lazım. Ayrıntıya girmiyorum. Hatay'ın lojistik üssü olması fikri ortaya atılmış ancak hala olduğu yerde duruyor. Bu tabii lojistik üssü olması için sizin Arap ülkeleriyle, komşularınızla ilişkinin düzgün olması lazım. Evet. Suriye'yle böyle köprüler atarsan, Irak'ta bilmem ne yaparsan, Orta Doğu'yla ticaretteki bağların koparsa lojistik üssü de yapamazsın. Bunlar var. İlk aklıma gelenler bunlar. İsterseniz burada keselim. Çok farklı. Çünkü. Zaten arkadaşlarım reklam arası işareti verdi hocam. Kısa bir reklam arasına gidelim. Değerli izleyenler kısa bir reklam arasındayız. Az sonra tekrar beraberiz.